Herkese selamlar dostlar. Yeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Girişi çok uzatmak istemiyorum. Kontkar'ın Anthem Freestyle şarkısını dinleyip yorumlayacağım. İlk buna reaksiyon videosu çektim. Çünkü kanalımın topluluk kısmında bir oylama başlatmıştım. Yeni çıkanlardan en çok oy alan rapçi Kontkar oldu. Bu yüzden ilk kendisini çekiyorum. Bu arada yarın ya da ertesi gün Rage de albümüne tepki videosu gelecektir. Bir yandan da global olarak yeni çıkanlardan Lil Pump'ın şarkısını düşünüyorum. Kendisi de aylardır yoktu. İlk şarkısı sanırım bu yıl çıkardı. Ve sizlere Türkçe anlatacağım. Bir diğer taraftan da işte iyi mi kötü mü şarkı kendime göre yorumlayacağım. İkisine de kesin olarak video gelecektir ama ilk olarak hangisi gelsin bunu mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman çok uzatmadan şarkıya geçelim. Ne yapıyor lan? Kuşkun varsa uzaklaş. Oğlum Kontkar niye uykudan yeni uyanmış gibi? Bir yüz ifadesi var değil mi, saçları falan? Wow. Puffin like an animal, yo. Bleed out. Şimdi yazacaklar ya moruk o don nedir ya abi dışarı atmış ya moruk rap bu mu değil triplerine girecek arkadaşlar. Valla Eminem sahnede donunu indirirken o rap diyorsunuz, buna da rap deyin yani ne olacak. Yo Sabres stab this shit out man. Kütlendim şimdi stüdyo kalemse zırlandım bildim. Elmastan bile kaslanmaz yürekle durdum hep dindik. Bu aile göre sol gibi iş. Yo Sabre, stab this shit out, man. Kütlendim şimdi, stüdyo kalemse zırlandım bildim. Elmastan bile kaslanmaz yürekle durdum hep dindik. Sol gibi işimi bilmeyen için. Sabah güneş, buz gibi geceden ölmeyen için. Niçin, niçin, niçin sor kendine. Tabii ki neden bu savaşta piyonsun. Bak kendine, aynada rakibim ben değilim, karşımda bir bossun. Tut kendine. Bu kime bilmiyorum. Kontkar o kadar insanlarla arası kötü oldu ki. Tabii kendisine de laf atanlar da oldu yani. İlla kendisi durduk yere de laf atmadı onlara. Kime olduğu belli değil, bilmiyorum. Arada da bir boş bir zaman oldu dislerden sonra. Bir tek kendisi bilir diye düşünüyorum. Bu arada şarkıyı beğendiniz mi? Bir yorumlar kısmına yazın. Tüm yorumları okuyorum. Diğer insanlar da zaten kimler ne yazmış diye okuyorlar. Giriş bence güzel. Beat'i de beğendim ben. Gayet iyi. Aklıma direkt Kontkar'ın Zengin şarkısı geldi. Şarkı da 7 milyon falan olmuş. Yani ben bu kadar beklemiyordum o şarkının dinleneceğini. Aynı ortam. Daha böyle geliştirmişler. Arka plan daha renkli. İmajı da güzel. Sanki biraz kilo almış. Dövmeleri de güzel. Kolyesini çok beğenemedim. Ben beğenmedim. Devam edelim. Bu kez de namlıyor rengin değişti ne oldu biliyorsun. Fırsat yine. Karşıya geçince bir bozdun koyu ki buz olsun. Rahat kafa anlıyor mu? Saatime bak parlıyor mu? Bak 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 ya elmas bunu anlıyor mu? Tosu gerek. Fırsat yine. Karşıya geçince bir bozdun koyu ki buz olsun. Rahat kafa anlıyor mu? Saatime bak parlıyor mu? Bak bak iyice bak bu kolye elmas bunu anlıyor mu? Tosu gerekme bunu kavruyor mu? Odu kabul yetişecek anlıyor mu? Azıcık damarı tübet darlıyor mu? Ha? Red key sarlıyordu. Önceden işimilerde sallıyor mu? Piyasanın itlerini kavuruyor mu? Yavşaklar bir şekilde kavuruyor mu? Çarpınca tokat nasıl ayılıyorsunuz? İstediği bu benden. Kontkar tabi raconunu kesmiş. Piyasada ne kadar arası kötü olan rapçi varsa. Sözleri ben beğendim bu arada. Çok kaliteli sözler. Öyle ilkokul gibi yok sen bana bulaştın ben sana bunu yaparım tarzı cümleler de değil. Flowlar çok güzel zaten. Bir devam edelim. Daha bir dakika var. Sonra yorumlayacağım. Yok bizde piyango ya da çekiliş. Mufak sıcak pişirir sabırsız yetişin. Alıp çekilin. Hiç kocunmam hala sağlam cebim biliyorum. Sokaktan uzak duracakken geri çekiyor. Dünden güne değişmeyen sabrım taşıyor. Neden sürekli gelip de beni dürtüyor? Harbiden atarlar bunu. Çek beline. Harbiden kasarlar bunu. Bit beline. Harbiden atarlar bunu. Çek beline. Oğlum ben çok beğendim lan. Bu arada yorgunum, işten geldim. Direkt atıyorum. Kaçta izliyorsunuz bilmiyorum. Belki 10 gibi ancak kanalı gece yüklenmiş olur. O yüzden çok enerjim yok. Piyasada ne kadar arası kötü olan rapçi varsa kendilerine laf atmış. İşte bitmiyor bunlar. Sürekli laf atıyorlar ama umurumda değiller tarzında. Kimler olduğu belli olmadığından dolayı kesin bir yorum yapmam doğru olmaz. Tabii bir taraftan da flex'ini atmış. Benim bu kadar param var gibisinden.
Yani gövde gösterisi yapmış. Aynı Kontkar'ın Zengin şarkısı da olduğu gibi. Bu arada lirikal anlamda da Kontkar'ı sevmeyen insanlar da var. Ama baktığınızda Kontkar'ın lirik kalitesinin tavan olduğu şarkılar da var. İlla zorluklardan bahsetmesine gerek yok. Parası varsa, kızlar varsa bunlardan da bahsedebilir. Flow güzel, beat güzel. Gayet de güzel aktığını düşünüyorum. Yani kötü denemez bence ya. Yani Kontkar'ı ne kadar sevmiyorsanız sevmeyin. Bence bu şarkı güzel abi. Ya ben de beğenmesem söylerdim bu arada, hani sürekli aynı flow da görüyorsunuz çok iyi abi, yani ben beğendim. Harbiden kasar lafı mı? Bitmeyenler. Harbiden antenle Harbiden kasar Kontkar'ın bu ses okumasını seviyorum ya, böyle bayağı beni başka yerlere götürüyor. Sanki böyle kafası içmişsin, anladın mı? Ve kafanı böyle dağıtıyorsun Kontkar'da. Aynı o şeydi zaten. Acaba kendisini sevmeyen dinleyicilerine de mi gönderme yapmış? Yani yoksa geneli mi kapsıyor? Şimdi öyle bir sonunu bitirdik sanki ben başka bir verse'e geçecek zannettim. Şarkının sonuna geldik. Haterların ele verecek. Haterlar aynen dediğim gibi zaten aynı şeylerden bahsettim. 8000 like, 500 dislike gelmiş olabilir. Herkes beğenmek zorunda değil zaten. Ben dinlerim ama çalma listeme eklemedim. Bunun bir sebebi yok. Ya çalma listeme eklemedim. Hani olur ya, bazen bir şarkıyı beğenirsiniz ama yok ya ben bunu çalma listeme eklemem düşüncesine varırsınız ya. Ben de aynı düşüncedeyim. Bu arada üstündekini anlamadım. Neyi kolye takmış da ne kolyesi anlamadım. Neye benzediğini pek çıkaramadım. Neyse. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İlk tepkimi yansıttım. Benden çok öyle Namık Kemal'in ya da Nazım Hikmet'in şiirine yorumlar gibi işte ölçülerdir, kaç dörtlüktür. Bu tarz kasıntı yorumlara gerek yok. Ben ilk tepkimi yansıttım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım Lil Pump'ın şarkısına daha çok yazarsınız. Benim beklentim o. Hemen ona video çekip böyle anlatmak istiyorum. Neyse, sıkıntı yok zaten, 2 günde patlatırım. O zaman kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.